Evet, baz katalizli epoksitlerin reaksiyonundan devam edelim. Eğer epoksit asimetrik ise, simetrik değilse, yani bir tarafta burada gördüğünüz örnekte metil var, diğer tarafta ise hidrojen var. Burada iki hidrojen var, bu tarafta bir metil, bir hidrojen var. Simetrik değil. Siz ortama etoksit gibi bir baz, bir nükleofil eklerseniz, burada etoksit iyonu nükleofilik atak yapacak. Hangi karbonu yapacak? Hidrojenin az olduğu karbona mı, hidrojenin fazla olduğu karbona mı? Tabii ki baz katalizli reaksiyonda bu güçlü bir baz etoksit. Karbon hangi karbonda en az sübsent varsa o karbona saldıracak. Burada iki hidrojen var, burada bir metil bir hidrojen. Burası biraz kalabalık. Birinci derecen karbon atomu daha steril engelli olduğu için etoksit iyonu bu birinci dereceden karbon atomuna saldırıp karbon çift tek bağı epoksit halkası halkalı yapı kırılacak ve eksi yük oksijenin üzerine gidecek. Daha sonra ortamdaki etanolden eksi yüklü anyon, alkoksit güçlü bir baz, yine bir asit baz reaksiyonu proton alıp OH'a dönüşecek. Burada görüyorsunuz 1-2 konumunda iki tane substituent var. Bir konumda alkol var, diğer konumda eter var. Yani hem alkol hem eter içeren bir molekül sentezlemek istiyorsanız, diyelim bu bir ilaç molekülü, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Peki aynı reaksiyonu, epoksiden halka açılması reaksiyonunu katalitik miktarda asit eklersek, yani asit katalizli olarak yaparsak ne olacak? Burada sol tarafta iki tane metil grubu var, sağ tarafta iki tane hidrojen var. Burası serbest, burası kalabalık yer. Ortama siz metanol eklersiniz. Burada metanolü görüyorsunuz, nötr bir nükleofil. Oksijen üzerindeki eşleşmiş elektronlar her ne kadar yazılmasa da siz var kabul etmeniz gerekiyor. Yani buna baktığınız zaman, hani böyle karakter tahlili, karakter analizi gibi düşünün. Hani baktığınızda bunun karakteri asidik midir, bazik midir, nükleofilik midir, elektrofilik mi nedir? Yani insanların karakterine de genelde böyle baktığınızda işte karar verirsiniz. Bazen yanlış karar verirsiniz. İnsanlarda pek uymuyor bu ama çok iyi gizlediği zaman kendini. Eksi yük, eşleşmemiş elektron olan oksijen, sterik etkinin fazla olduğu, çok fazla sübsiyentin olduğu karbona mı saldıracak yoksa daha serbest olan karbona mı saldıracak? Asidik ortamda tam tersi oluyor. En fazla kalabalık yer neresiyse oraya saldırıyor. Bunu reaksiyon mekanizması üzerinden bakacak olursak neden öyle oluyor? Reaksiyon mekanizması bize söyleyecek. Metanol ile asimetrik bir eteri epoksi etkileştirirseniz reaksiyon sonunda görüyorsunuz o metil grubu, metoksi grubu kalabalık karbona saldırmış. Sübsiyentin az olduğu karbonda ise OH var. Baz katalizli reaksiyonda ise tam tersi olmuştu. Metanol ile siz katalitik asit eklerseniz ortama önce birinci basamakta oksijen, epoksijen, oksijeni protonlanacak. Artı yüklü olacak ve bu bağ biraz uzaklaşıyor. Daha uzun, kesikli çizgi uzun demek. Çünkü şu mavi kareyle gösterilen karbon tersiyer karbokatyon yapısında. Şuradaki elektronlar buradaki şimdi oksijen eksi olduğu için bu bağın elektronlarını kendi üzerine alacak. Dolayısıyla burada bir karbokatyon merkezi oluşacak. Bu karbokatyon merkezde ters yer olduğu için metanolün oksijenin nükleofilik atağı bu karbona yapar. Buradan ters taraftan açılsa o zaman şuradaki karbon primer karbokatyon olacak. Primer karbokatyonlar da kararsız yapılar. Bundan oluşmuyor zaten. O yüzden bu taraftan yürüme şansı yok. Reaksiyonu asit katalizi yapıyorsanız, metanol şu mavi kare ile gösterilen konuma, yani tersiyer karbokatyonun oluştuğu karbona saldıracak.
Ve onun üzerinden reaksiyon yürüyecek. Şimdi yine dediğim gibi organik kimya kendi içinde sürekli kendini tekrarlar, hatırlatır. Bir fonksiyonel grubu sentezlemenin, bir bileşiği sentezlemenin bin bir türlü yolu var. Ara ara bu hatırlatmaları size yapıyor. İşte alkenlerden diol sentezi, 1-2 diol sentezi birinci dönem görmüştük. Alkenler konusunda görmüştük. Soğuk potasyum permanganat bazik ortamda etkileştirirseniz alkeni bu sink katılmasıydı. Yani çift bağın aynı tarafından iki tane OH grubu birbirine katılıyordu ve mutlaka cis diol yapısı elde ediyorsunuz. Cis 1-2 diol yapısı elde ediyorsunuz. Soğuk potasyum permanganat bazik ortamda kullanırsanız veya osmiyum tetroksit, sodyum bisülfidi de bu yöntem için kullanabilirsiniz. Bu iki yöntem birinci dönemin konusunda bahsettik. Birinci dönemin içeriğinde kaçıncı bölüm, sekizinci bölümde galiba tam hatırlamıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Alkenlerden çıkarak 1-2 diol sentezinde. Siz eğer trans diol sentezlemek istiyorsanız, yani OH'ın biri işte kama size doğru yönlenmiş demek, kesikli çizgi ise bilgisayar ekranının arkasında. Kama bilgisayar ekranından size doğru yönlenmiş demek. Yani farklı yönlerde ise o zaman bu ilk iki yöntemi kullanamıyoruz. İlk iki yönteme de sis yapısı elde ediliyor. Bu bölümün konusunda yeni bir yöntem öğreneceksiniz. Eğer trans diol sentezlemek istiyorsanız. Burada da metakloro peroksi benzoik asit. Buraya yapısını verdim ama dediğim gibi hiçbir zaman reaksiyon sınavda sorulduğu zaman bu formül verilmez. Ya da metakloro peroksi benzoik asit diye verilmez. Bunu da yazmak uzun, bunu da yazmak uzun. Onun yerine kısaltılmış formu küçük M, CP, BA yazılır. Bunun da ne demek olduğunu bilin. Peroksi benzoik asittir. Alkenden önce epoksit elde edilir. Epoksit de asidik ortamda su eklerseniz trans diol elde edilir. Bu reaksiyonlarda okun üzerinde 1, 2, 3, 4 yazar bazen. 4 basamaklıysa okun üstünde ikisi de okun altında yazılır ya da 2 basamaksa bu şekilde de yazılır. Bir şu demek, önce birinci reaktif ekleniyor, bir ürün elde ediliyor. Genelde o ürün saflaştırılır. Ondan sonra ikinci reaktif eklenir. İkinci reaktif eklendikten sonra da bu ürün oluşur demek. Yani bunu da böyle okuyacaksınız. Arda arda reaksiyonları yazmak yerine, reaktifleri yazmak yerine böyle okun üzerine 1, 2, 3, 4 diye reaktifler yazılır. Sis diol elde etmek istiyorsanız soğuk potasyum permanganat, bazik ortamda veya osmiyum tetroksit, trans diol elde etmek istiyorsanız da peroksibenzoik asit, birinci basamakta epoksit eldesi, arkasından da asidik ortamda su eklenmesi sonucunda da trans diol elde ediliyor. Şimdi sitolik kimya çok önemli. Siz bu sitol spesifik bir ürünü sentezlemek istiyorsanız, size trans diol lazımsa sis diol yönteminde kullanılan reaktifleri kullanmayacaksınız. Trans dioldeki yöntemleri kullanacaksınız ya da trans diolde kullanılan yöntemleri sis diol eldesinde kullanmayacaksınız. Böyle ufak ufak nüans farklılıkları var. Sitolokimyasal farklılıklar var. Sis lazımsa üstteki yöntem, trans lazımsa alttaki yöntem. Bu ikisinin farkını bilmeniz gerekiyor. Çünkü böyle sitokimyasal dönüşümlerle ilgili soru sorulduğu zaman yanlış sitokimyasal ürüne giden reaktifi seçebiliyorsunuz. Reaksiyon dediğim gibi iki basamaklı. Birinci adımda iki basamak değil pardon iki adımda reaksiyon yürüyor. Birinci adımda metakloro peroksi benzoik asit ile alkenden epoksit. Burada görüyorsunuz sis alken. Zaten başka seçeneği yok. Halkalı sistemde sis olmaya zorlanmış bu alken. Sis alkenden sis epoksit elde ediliyor. Siz ortama asit eklerseniz birinci adımda önce asit baz reaksiyonu, oksijendeki eşleşmiş elektronlar baz gibi davranıp asidik protonla etkileşiyor. Protonlanmış oksijen. Daha sonra epoksi halkaları gergin yapılar. İç açıları 60 dereceye zorlandığı için
O yüzden dışarıdan bir reaktifle reaksiyona girmeye meyilliler ki halka açılsın 60 dereceden 109.5'a normal formuna dönüşsün diye. Ortama su eklediğiniz zaman trans diol yapısı elde ediliyor. Şimdi eterlere gelmişken krem eterlerden de bahsetmemek olmaz. Krem eterler işte taç eterler Türkçesi ama daha çok krem eter olarak da kullanılıyor. Çok sayıda oksijen atomu içeren halkasal bileşikler. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi bazı reaksiyonlardaki kullandığı reaktiflerin birisi suda çözünüyor, öbürü organik bileşikler ise organik çözücüdür. Organik çözücüde çözünen organik bileşik ile solu ortamda çözünen bir ne diyelim siyonür iyonu, eksi yüklü iyonu siz karşı karşıya getirmeniz lazım ki reaksiyona girsin. Yoksa ayırma unisini düşünün. Diyelim altta su fazı var. Su fazında siyonür iyonu var. Üstte organik fazda da bir alkil halojenür var. Bunların ikisi reaksiyona girmesi için etkileşime girmesi lazım, çarpışması lazım, aynı ortamda bulunması lazım. Fakat aynı ortamda olmaz. Organik çözücü suda çözünmez, su organik çözücüde çözünmez. O zaman ne yapmak lazım? Buna ben şey diyorum, çöp çatan diyorum. Hani iki kişi var, ayrı ayrı. Bunlar birbirini beğenebilir. Tanıştırayım diye çöp çatanlar devreye girer. Burada da o taç eterler böyle çöp çatan gibi davranıyor. Bu farklı dünyaların insanı olan iki kişiyi nasıl çöp çatanlar diyelim tanıştırıyorsa burada da farklı dünyalarda olan, farklı çözücülerde olan organik bileşikler aynı ortamda bulunuyor. Krem atomlarında X krem nasıl adlandırır? Şuradaki 18 krem 6 şu demek. Başta önce halkadaki atom sayısı yazılır. 18. Burada 18 tane atom var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oksijenler dahil 18. 6 tane de oksijen. Krem'den sonra da oksijen sayısı yazılıyor. Diğeri 15 krem 5 ya da 12 krem 4 şeklinde. Bunların içinde boşluk var, gözenekler var, boşluk var yapıdan dolayı. Bu boşluk içinde işte sodyum atomu, pardon, sodyum iyonu, potasyum iyonu gibi değişik çaplara sahip iyonları alır, taşır. Suda çözünen bir iyonu alır, içine hapseder, gizler, organik faza götürür. Organik fazda organik molekülle etkileşimini sağlar. Bir çeşit katalizör diyebilirsiniz, bir çeşit kaçakçı diyebilirsiniz. İlaç dünyasında bunlara kaçakçı deniyor. Gizli gizli molekülleri içeriye sokma. Örneğin potasyum iyonu taşımak istiyorsanız, solu fazla çözünen potasyum iyonunu organik faza taşımak istiyorsanız 18 krem 6'yı kullanıyorsunuz. Sodyumu taşımak istiyorsanız 15 krem 5'i, lityumu taşımak istiyorsanız 12 krem 4'ü kullanıyorsunuz. 1987 yılında bu konuda çalışan, bunlara guest host ilişkisi deniyor. Ev sahibi misafir ilişkisi gibi hani burada krem eteri ev sahibi, misafir de iyonlar. Bu ev sahibi misafir ilişkisi konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı 3 bilim adamına Nobel ödülü veriliyor. 1987 yılında benim üniversiteyi bitirdiğim sene. Bir tanesi Charles Pedersen, DuPont firmasında çalışıyor. Diğeri ise Donald James Cram. Bizim öğrenciliğimizde, hatta sizin Organik 3 dersinde kullandığınız kitabın yazarlarından bir tanesi Cram. University of California, Los Angeles, kısaca UCLA'de bir hoca. Bu konuda Nobel ödülü alıyor. Hani Krem'in hem öğrenciliğimde kullandığım kitabın yazarlarından olması hem de Amerika'da 3 yıl misafir profesör olarak çalıştım. Üniversitede bir hoca olması benim için ayrı bir şey. Onur, mutluluk kaynağı. Aynı zamanda UCLA'de bir seminer salonunu Krem Conference Room diye ismini vermişler. Arada da bir Krem konferansları düzenleniyor. Çok değerli bir bilim insanı, Nobel'li birisi.
2001-2004 yıllarında oradaydım. Fakat tanışma şansına sahip olamadım. Ben gitmeden önce, bir iki sene önce sanırım vefat etmiş. Bu konuda çok önemli çalışmaları olan birisi. Diğeri de Len Strasbourg'dan. Üç bilim insanı bu Crown eterleri konusunda çalışmalarından dolayı Nobel ödülü almış. Halkalı eterler de ayrı bir şey. Bu kısım biraz şey, ne denir, genel kültür olarak size veriyorum. Peki biz mesela bir reaksiyon verelim buna örnek. İyon taşıyacağız. Bunlar iyon taşıyıcı. 18 gram altı potasyum permanganat benzen karışımı. Size ne lazım? Potasyum permanganat yükseltkendir. Oksijen içerenler yükseltker karşı tarafı. Yani oksidasyon oksijen sayısının artması demektir molekülde. Oksijen içerenler de yükseltken reaktif, oksidatif reaktif diyebiliriz. Bunu suda çözünür. Bunu organik faza taşımak için bu Crown eteri kullanırsanız potasyumu içine hapseder. yanında da manganat, potasyum permanganat da geliyor, manganat iyonu ve mor benzen çözeltisi elde ediliyor. Yine bazı antibiyotikler de bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi halkalı yapılar, bir kısmı ester, bir kısmı halkalı eter yapısı. Bunlar da iyonofor olarak adlandırılan bazı antibiyotiklerde de büyük halkalı poliesterler, pardon, polieterler ve polilakton içeren antibiyotiklerde sentezlenmiş bu şekilde. Peki biz ne öğrendik bu bölümde? Bu özet kısımları güzel aslında. Derli toplu güzel bir şekilde hazırlanmış. Alkollerin sentezi. Alkil halojenürden çıkar. Onu sodyum hidroksit etkileştirirseniz primer alkolü sentezleyebilirsiniz. Ya da karbon-karbon çift bağını, alkenleri, bor hidrürü, THF, hidrojen peroksit, sodyum hidroksitle etkileştirirseniz, biliyorsunuz bu anti-Markovnikov kuralına göre uç alken eldesinde kullanılıyordu. Ya da epoksit halkasını suyla etkileştirir. Buna da ortama bir Grignard reaktif eklerseniz, zincir sayısı daha uzun olan bir alkolü sentezleyebilirsiniz. Alkenlerden alkol sentezi birinci dönemin konusu bahsetmiştim. Ya hidroborasyon yöntemini kullanabilirsiniz ya da cıva ayrılması yöntemini kullanabilirsiniz. Ya da işte asit su yöntemi de alkol eldesi. Gördüğünüz gibi üç tane yöntem var şimdiye kadar öğrendiğiniz alkol sentezinde kullanılan. Yeşil ve mavi yöntemler, Markovnikov kuralına göre pembe yöntem, borasyon, hidroborasyon yöntemi ise anti-Markovnikov kuralına göre alkol eldesinde kullanılır. Peki tersiyer alkolü nasıl elde edeceğiz? Tersiyer alkolü, bir tersiyer alkol halojenürü sulu asitli ortamda etkileştirirseniz elde edebilirsiniz. Yine bir burada 2 metre propeni görüyorsunuz. Cıva asitatla etkileştirirseniz ya da 2 metre propeni asit sulu ortamda etkileştirirseniz tersiyer alkolü elde edersiniz. Peki alkollerden çıkarak hangi fonksiyonel grubu elde edebiliriz? Hangi bileşikleri sentezleyebiliriz? Birinci dereceden alkolü bazik ortamda alkil halojenürle etkileştirirseniz ki bu Williamson eter sentezi yöntemi eter elde edebilirsiniz. Asimetrik eter elde edebilirsiniz. Birinci derece alkolü ısıtırsanız asidik ortamda alken elde edebilirsiniz. Tosil klorür piridinle etkileştirirseniz tosilat elde edebilirsiniz. Bu dönemin konusu 11. bölümde bahsettik bundan. OH yerine klorür bağlamak istiyorsanız siyanür klorür eklerseniz alkil halojenürü elde edebilirsiniz. Ya da fosfor tribromür ile etkileştirirseniz alkil bromürü sentezleyebilirsiniz. Eterlerin sentezine gelecek olursak 2 mol aynı eterden çıkarsanız 140 derecede konsantre sülfürik asitte, delişik sülfürik asitte simetrik eteri sentezleyebilirsiniz. Ya da Williamson eter sentezini kullanarak birinci derecen alkil halojenür ile bir alkolatı etkileştirirseniz simetrik eteri sentezleyebilirsiniz. Peki alkol eterlerden çıkarak
Ne tür bileşikler sentezleniyor? Eterler anreaktif. Sadece çok güçlü asitlerle etkileştirirseniz eterlerin parçalanma reaksiyonu sonucunda 1 mol alkilajenür, 1 mol alkol elde edersiniz. Eğer simetrik asimetrik eter kullanırsanız.